Evet kıymetli dostlar, Şehir Ekranı Televizyonu ve Esenler Kültür YouTube sayfasından herkese merhabalar. Bugün Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle özel bir programla karşınızdayız. İnşallah 10 karede Cumhuriyet'in hikayesi diyeceğiz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Satan hocamla birlikte Cumhuriyet'in öyküsünü konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Cumhuriyet'in 97. yılını kutluyorum. Bu bayram vesilesiyle bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Zahmet buyurdunuz buraya kadar. Hocam çok daha fazla sözü uzatmadan konunun özüne dönecek olursak. Bugün sizinle birlikte 10 tane resim, 10 kare üzerinden Cumhuriyet'in öyküsünü konuşacağız. İzleyenlerimiz şu anda bizim ilk karemizi zaten görüyorlar ekranlarında. İlk evet. Karemiz Seyit Onbaşı'nın sırtında bir top mermisiyle Çanakkale'de daha sonradan çekilmiş bir fotoğraf. Buradan başlayacak olursak milli mücadeleyle Çanakkale'nin nasıl bir bağlantısı var diye sormuş olayım. Çanakkale 1. Cihan Harbi'mizin en önemli cephelerinden bir tanesi. İstanbul'a yakınlığı münasebetiyle çok daha önem arz ediyor. Düşmesi halinde harbin bitmesi demek olacağı için. Onun için buradaki yapılan mücadele çok şiddetli olmuştur. Ve bu buradaki direniş hiç beklenmedik, dünya ölçeğinde beklenmedik bir direniş gerçekleşmişti. Ve burada gerçekten Mehmetçiğin iman gücüyle ve tabiatıyla komutanların basiretiyle alınmış olan yıllardır yapılmış olan tahkimatın gücüyle netice itibariyle İngiliz ve Fransız donanmaları tarihte ilk defa belki bir araya gelen ve o günkü dünya ölçeğinde en büyük donanma olan dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük donanma. Yani 2. Dünya Savaşı'na kadar da böyle olacaktır. Evet. 2. Dünya Savaşı'daki amfibik çıkarmaya kadar en büyük amfibik çıkarmadır Çanakkale Harbi. Bu yüzden orada vermiş olduğumuz mücadele son derece anlamlı, önemli. Ve bu bizim Balkan Harbi'nde kaybetmiş olduğumuz özgüvenimizi yeniden kazanmamız anlamına geliyor. Çünkü Balkan Harbi'nde yaşadığımız felaket, hak etmediğimiz fakat netice itibariyle kaybettiğimiz bu harp hem Mehmetçiğin hem milletimizin hem halkın özgüvenini sarsmıştı. Yani küçük devletlere karşı o günkü Balkan devletlerine karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yıllarca yenilmiş bir valiyle olması, yönettiğimiz evet, devletlere yenilmemiz. Bu bir yüz karası olarak nitelendiriliyordu döneminde. Dolayısıyla Çanakkale'de dökülen kan esas itibariyle bu devletin ve milletin ve tabii ki ordumuzun bu yüz karasını silmesi olarak adlandırılmış. Dolayısıyla bu hacaletten, bu utançtan kurtulmak deniyor. Onu da ifade ediyor. Tabii ki ve bu tabii şunu gösteriyor ki 1915-16 itibariyle Türkiye bu büyük devletlere karşı bu başarıyı gösteriyorsa tekrar gösterebilir. Evet. Yani İngiltere'ye, Fransa'ya ve tabii destekleyenleri Rusya'ya. Anzaklar var, Ruslar. Bütün dünyadan gelmiş ordulara karşı verilen direnç başarıyla neticelendiğine göre biz bunu bir daha yapabiliriz. Özgüvenine sahip oluyor. Onun için milli mücadelenin temelleri Çanakkale'de atıldığı söylenir. Bu... Veya Çanakkale milli mücadelenin bir ön sözü olarak nitelendirilebilir. Neden? Çünkü hem orduda hem millette bu özgüven yeniden kazanılmıştır. Evet. Bu fotoğraf da aslında o özgüveni. Yani Türk'ün gücünü gösteriyor, evet, o direnişi gösteriyor ve o iman gücünü gösteriyor. Hepsinin ortak noktada evet, toplandığı, evet, sadece Seyit Onbaşı'nın bir top kaldırmasından ziyade. Seyit Onbaşı orada bütün bir milleti temsil evet, ediyor. İşte, evet, kesinlikle. Bütün milleti ve tarihi temsil eden bir fotoğraftır. Zor zamanda olmayacak işleri yapabildiğimizi gösteriyor. Bizim aslında aynaya yansımış halimizi görüyoruz orada. Seyit Onbaşı da bütün milletin cisimleşmiş halidir diyebiliriz. Evet, teşekkür evet, ediyorum. Bir fotoğrafımız daha var. Bu fotoğrafta da hocam özellikle konuşulan evet, bir şey var. Şimdi az önceki fotoğraf deniz muharebeleri esnasında çekilmiş. Tabii 18 Mart zaferinin kazanılmasında çok önemli rolü vardı Seyit Onbaşı'nın faaliyetlerinin. Bu fotoğraf kara savaşlarında. Tabii ki bu kara savaşlarında da
Türk tarihi bakımından ve milli mücadele tarihimiz bakımından son derece önemli bir olay var. O da Mustafa Kemal Paşa'nın tarih sahnesine çıktığı yerdir. Anafartalar. Anafartalar'da ve diğer cephelerde Mustafa Kemal Paşa orada bütün herkesin dikkatini çekmiş ve gösterdiği direnişle, komutanlık kabiliyetiyle artık Çanakkale kahramanı olarak karşımıza çıkacak ve bundan sonra bu Mustafa Kemal Paşa'nın kariyerinde son derece önemli bir yer teşkil edecektir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın bundan sonraki görevlendirilmelerinde, atamalarında Çanakkale önemli bir referans noktası olmuştur. Temel referans. Tabii ki. Burada gösterdi. Çünkü orada ilk defa kendini gösterebilmiştir ve başarı göstermiştir, başarı elde etmiştir. Evet. Ve bu başarı dolayısıyla da milli mücadelenin lider olacaktır. Verdiği demeçler de bu. Mesela Çanakkale'yi anlatırken Mustafa Kemal Paşa daha sonrasında işte oradaki o manevi ruhu gerçekten hissettiğini söylüyor. İşte çünkü orada yaşıyor o da. Evet. Yani o anları paylaşmış daha sonra. Evet. Bomba sırtındaki o sözleri benim mesela hafızamda çok büyük yer etmiştir. Bilenler işte birinci siperdekiler Kur'an-ı Kerim okuyor. İkinci siperdekiler işte Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler tekbirler getiriyor, şehadetler getiriyor. Öleceklerini bile bile o merminin önüne atlıyorlar. Çünkü o Mehmetçiğin vazife şuurunu gösteriyor. Evet. Yani burada yapılması gereken şey ölmekse vatan, millet ve bütün değerlerimiz için ölmekse o yapılacaktır. Evet. O tereddütsüz yapılıyor. Çanakkale'deki fotoğraflara da baktığınız zaman Mehmetçiğin yüzlerinde fevkalade bir özgüven ve fevkalade bir müsterih olduklarını, yani yaptıkları işten çok memnun olduklarını görüyorsunuz. Çok eminler. Ne yapacaklar? Rahatlar. Çünkü en kutsal vazifeyi yapıyorlar. Evet. Orada mücadele edilecektir ve o gün orada olunması gerekiyor. Orada olduğundan dolayı da insanların yüzlerinden o mutluluğu görüyorsunuz. Ve manevi olarak da ayrı bir gururları var. Çünkü orada ölebilmek herkese nasip. Şehadet mertebesi bütün Müslümanların istediği bir makamdır. En üst makamdır. Dolayısıyla orada harbedenler de bu şuurdadır zaten. Allah razı olsun. Mustafa Kemal Paşa burada artık Türk halkı tarafından tanınıyor. Ve işte 1915-1919 yılına geldiğimizde. Şimdi bu tarihten itibaren İstanbul basınında Mustafa Kemal'in ismi, resmi görülmeye başlanıyor. Evet. Ve Genelkurmay'da da Mustafa Kemal Paşa hakkındaki kanaatler çok olumlu hale geliyor. Evet. Bir sonraki fotoğrafımızda bir gemi göreceğiz. Hı hı. Bu gemi... Evet, bu Bandırma vapuru. Aslında olayın özetleyecek bir fotoğraf. Şimdi 1919'a geliyoruz. 1919'da Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da daha. Tabii. Samsun'a çıkmadan önce. Buradan alıp bu Samsun'a çıkış sürecini bir değerlendirirsek... Yani milli mücadele, Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde Mustafa Kemal Paşa da diğer paşalar gibi görev yaptılar. Ve Mondros Mütarekesi sonrası bütün paşalar, önemli paşalar İstanbul'a çağrıldılar. Evet. Bu bir mütarekenin şartı olarak da görülüyordu. Fakat kısa süre içerisinde Osmanlı Genelkurmayı paşaların İstanbul'da bulunmasının doğru olmayacağını ve bunların bir şekilde Anadolu'ya geçmesi gerektiği üzerinde. Osmanlı Genelkurmayı da tabii bu fikirde. Başka Genelkurmay yani. Yok hani elbette. Osmanlı Genelkurmayı. Tabii Osmanlı Genelkurmayı çünkü devlet hala ayakta. Hala evet. Osmanlı Devleti söz konusu ve Osmanlı Devleti barış anlaşması yapmaya çalışıyor. Bu süreç içerisinde yani Mondros Mütarekesi öncelikle olumlu karşılanmıştır İstanbul tarafından. Evet. Saray ve hükümet olarak ama zaman içerisinde bu barış sürecini bizim mütarekeye bakışımızla İtilaf devletlerinin bakışı arasında fark var. O fark nedir? Biz mütarekeye barışa gidecek yol olarak bakarken... En azından savaşı durdurduk. Durdurduk ve şimdi haysiyetimizi koruyan bir barış yapacağız diye bakarken... Fikir bu İstanbul'da. Evet. İtilaf devletleri hayır bu bir fırsattır. Hazır ateşkes yapılmışken yapacağımız işgalleri şimdi yapalım. Evet. Sorunsuz yapalım. Dönüşmüştür. Hazır asker yok, evet. Geri çekilmiş. Dolayısıyla bunun çeşitli denemeler vesaireler sonunda bu adamların laftan anlamadığı, Osmanlı Devleti'ni Paris Barış Konferansı'na çağırmadıklarını bile görüyoruz. Dolayısıyla burada bir B planına ihtiyaç vardır ve Osmanlı Genelkurmayı yeni bir direniş Anadolu'da yapılması gerektiği hususunda mutabakata varmıştır.
ve bununla ilgili atamalar yapılır. Bu atamalardan en önemlisi Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesi. Kazım Karabekir de çok Kazım Karabekir Nisan ayında gitmiştir. Evet, Mustafa Kemal Paşa Mayıs'ta gitmiştir. Evet. Diğer paşalar da önemli. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan başarıyla çıkmış olan paşalar da muhtelif ordulara geçerek bu mücadelenin örgütlenmesine çalışacaklardır. Çünkü mücadele derken de bu arada Anadolu'da mücadele zaten başlamıştır. He. Yani burada İstanbul'u konuşuyoruz ama Anadolu'da halk bu işgallere karşı gayet uyanık ve şuurlu bir biçimde harekete geçmiştir. Nasıl geçmiştir? 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi yapıldıktan sadece 5 gün sonra Kars'ta Kars Şurası toplandı. He. Ardından beş gün sonra Iğdır'da toplandı, Ardahan'da toplandı ve devamı geldi. Birçok konferans. Ve 17 ay içerisinde Anadolu'da 31 tane kongre toplandı. Oo, 31 tane. Ve bunlara halk katıldı. Halkın bütün kesimlerinden insanlar katıldı. Ve mücadelenin altyapısını bunlar oluşturmuşlardı. Evet. Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruyla Anadolu'ya geçtiğinde, Samsun'a geçtiğinde bu var olan Anadolu'da gördüğü bu yanmakta olan o günkü tabirle, Fevzi Paşa'nın tabiridir bu. Evet. Yanmakta olan bu çoban ateşlerini bir araya getirmek ve aynı hedefe yönlendirmek gibi bir kurmay bakışına ihtiyaç vardı. Zaten onu yaptı. Süreç de bu şekilde gidiyor. Evet. 16 Mayıs'ta biniyor, 19 Mayıs'ta. Evet, niye 16 Mayıs'ta biniyor? Çünkü 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilmiştir. Evet. Artık duracak hal kalmamıştır. Fiili işgal bir de Yunanlar tarafından başlayınca derhal Anadolu'ya geçilmesi gerektiği. Elini de kuvvetlendiriyor Mustafa Kemal Paşa bu süre içerisinde hükümetten istekleriyle. Tabii çünkü olağanüstü yetkilerle gönderilmiştir. 9. Ordu müfettişi. Müfettiş olarak gönderilmiştir. Askeri ve sivil yetkililere emir verme yetkisi vardır kendisinin. Sultan Vahdettin tarafından. Şimdi şöyle, bu bir devlet görevlendirmesi olduğu için devletin bütün mekanizmaları işin içerisindedir. Evet. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın görevlendirilmesi öncelikle Genelkurmay Başkanlığı tarafından Savunma Bakanlığı'na yazılmış. Savunma Bakanlığı'ndan Başbakanlığa yazılmış. Başbakanlık kabinesinde görüşülmüş ve imzalanmış. Ardından padişaha çıkmış. Padişah onaylamış ve resmi gazete Takvim-i Vekayi'de yayınlanmış. Dolayısıyla bunların hepsinin mutabakatı neticesinde görevlendirme var. Diğer paşalar da böyle. Evet, o yüzden yani bu eskiden anlatıldığı gibi kaçtı göçtü filan gibi şeyler doğru değil. Evet. Bu devletin kararıyla yapılmış bir iştir. Ve netice itibariyle Osmanlı Devleti burada 600 yıllık devlet. Bir devlet mekanizması işliyor orada yani. Elbette yani bunu boş bırakacak değildi yani. Evet. Devletin tabii ki A, B, C planları vardır her bütün zaman. Bütün planların uygulandığında burada görüyoruz. Elbette milli mücadelede uzun süre Ankara, İstanbul beraberliğiyle yürüyecektir. Evet. Bu fotoğraftan hemen sonra zaten bunun açıklayan en önemli belgelerden bir tanesini göreceğiz şimdi. Bu da Havza genelgesi. Evet, Samsun'da fazla kalamıyor biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa. Çünkü Samsun'da İngiliz askerleri var ve takip ediliyor. Daha rahat hareket edebilmek açısından Anadolu'nun içlerine geçme ihtiyacı duyuyor. Ve ilk yakın olarak Havza'ya intikal edecek. Ve Havza'dan yayınlamış olduğu genelgeyle de halkı işgallere karşı harekete geçmeye çağıracak. Yani bunun protesto edilmesi, bunun mitinglerle, telgraflarla ve Türk milletinin burada var olduğunu, çoğunluğu bizim teşkil etmiş olduğumuzun ispatı olarak bu eylemleri gerçekleştirmelerini. Burada, ama dikkat ediniz, buradaki eylemler bir terör faaliyeti de falan da değildir. Yani milletin haklı müdafaasının gerçekleştirecek müdafaa-i hukuk yani hak, yaşama hakkının müdafaasından bahsediyoruz. Burada bir millet var, burada çoğunluğu teşkil eden bir Türk milleti var ve bu millet ayaktadır demek ve için bu eylemler yapıyor. Ve kendi topraklarında zulme uğrayan gene burada yaşayan insanlar. Çünkü başlayan işgaller haksızdır. Yani hem mütarekeye karşı aykırıdır hem de bir genel uluslararası hukuka aykırıdır. Hepsine yani aykırı. Bu şartlar altında hele Yunanistan'ın devreye girmesi son derece abes bir iştir. Evet. Bunlar bizi güçsüz gördükleri, savunmasız gördükleri için İtilaf Devletleri kendi kararlarıyla bunu
gerçekleştirdiler. Fakat bu Türk milletinin direnişiyle ortadan kaldırılacak. Sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum hocam. Burada İtilaf Devletleri hem kendi imzaladıkları Mondros Mütarekesi'ne evet. hem de uluslararası hukuku hiçe sayarak evet. bir işgal girişiminde bulunuyorlar. Evet. Ve Mustafa Kemal ve arkadaşları, Hamsun'a çıkan arkadaşları burada bu işgallere karşı, özellikle İzmir'in işgaline karşı bir direniş istiyor halktan. Evet. Halkın ayağa kalkması, varlığını göstermesi istiyor. Sesinizi Neden? Çıkarın diyor. Neden? Orada da başka bir şey var. Evet. Bizim Amerikan Başkanı Wilson'ın yayınlamış Wilson olduğu ilkeler var. O ilkelere göre yeni işgaller olmayacak. Evet. Çoğunluğu teşkil eden, bir bölgede çoğunluğu teşkil eden ahali kimse orası onundur. Evet. Dolayısıyla Türkiye buna bunu önemsiyor. Wilson ilkelerini önemsiyor ve Wilson ilkelerine göre zaten bizim mütareke istememiz de ve sonraki eylemlerimiz de Wilson ilkelerine istinad evet, ediyor. Evet. Havza genelgesini Mustafa Kemal ve arkadaşları yayınlıyor. Hemen sizin de ifade ettiğiniz gibi Havza'da çok fazla kalmadan Mustafa Kemal bir an önce Amasya'ya geçiyor. Ama, evet. Ve Amasya'da bir genelge daha yayınlıyor. Şu anda ekranda gördüğümüz genelge uzunca bir metin. Amasya genelgesini yayınlıyorlar. Amasya genelgesinde bizim karşımıza çıkan en önemli olaylardan bir tanesi Amasya genelgesinin altına baktığımızda imzalayanlar kısmında 5-6 tane paşanın imzasını görüyoruz. Evet. Bu tesadüfen 5-6 tane paşa mı yoksa? Bu tabii ki planlı bir hareket. Evet. Amasya'da buluşuluyor. Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruyla İstanbul'dan çıkarken Rauf Bey de Güney Marmara'dan hareket ederek Ege bölgesinden geçerek derken de bir takım temaslarda bulunarak biliyorsunuz da Rauf Bey aynı zamanda teşkilat-ı mahsusadan gelen bir evet, isim. Kesin. Aynı zamanda Bahriye Nazırı vesaire. Evet. Önemli bir figür. Bu Rauf Bey'in Anadolu'ya geçmiş olması, yine Ankara'da bulunan Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa, evet. Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakını, sınıf arkadaşı olması hasebiyle aralarında son derece güven ilişkisi var. Ali Fuat Paşa da Samsun'a gelecektir. Daha sonra buradaki kararlar Refet Bey'le var. Evet. Kazım Karabekir. Kazım Karabekir sanıyorum oraya gelemiyor ama telgrafla kendisine bildiriliyor. O da onaylıyor. Evet. Dolayısıyla aşağı yukarı Milli Mücadele kadrosu yani kurmay heyeti orada bir araya gelmiş oluyor. Milli Mücadele'yi yönetecek evet. heyet de burada aslında Amasya genelgesiyle ortaya çıkmış oluyor. Bir araya geliyor. Evet. Burada da yine Türk milletinin varlığını, birliğini yani evet. devletin varlığını, birliğini koruyacağını, halkın burada ayakta olduğunu ve müteyakkız olduğunu belirten, vurgulayan ve tabii ki orada meşhur mukadderatımızı biz tayin edeceğiz diyor. Bizim kaderimizi biz evet. belirleyeceğiz. Millet mukadderatına el koyacaktır diyor. Bu şöyle, şimdiye kadar genellikle bu metin İstanbul hükümetine karşı söylenmiş bir metin olarak algılanıyor ama Amasya genelgesinin tarihine baktığımızda Paris Barış Konferansı toplanmış. Evet. Dolayısıyla aslında bir mesaj oraya gidiyor. Osmanlı heyeti de orada. Evet. Ve burada milletin kaderine yani sizin orada söyleyeceğiniz söz değil. Bizim burada söyleyeceğimiz. Yani o meşhur şeye evet. geliyoruz. Son sözü biz söyleriz. Evet. Son sözü ama biz aslında söyleriz. Aslında bu da çok önemli hocam. Çok önemli, tabii. Tarihte bizim kafamıza yerleştirilmeye çalışan bazı kalıplar var. Şu anda bu kalıbın dışında bu İstanbul hükümetine karşı değil kardeşim. Bu orada Paris konferansında bize bir şeyleri dayatmaya çalışanlara karşı evet, yani söylenmiş bu, bir çünkü söz. Çünkü burada uluslararası bir mesaj da veriyorsunuz. Evet. Yani sizin kaderinize hükmetmek için toplanmış bir kongre var. Evet. Ve siz burada memleketin ileri gelenleri olarak toplanıp bir şey söylüyorsunuz. Tabii ki bunun bir uluslararası karşılığı var. Evet. Nitekim bu olaydan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'dan çağrılması gündeme evet. geldi. Şimdi oraya geleceğim ama evet. oraya gelmeden önce burada aslında yapılan işi küçültmek, kendi kendimize bir küçültme söz konusu. Yani uluslararası bir mesaj alınıp sanki bir iç mücadele parçası
imiş gibi mi gösteriyor? Şöyle yani milli mücadeleyi İstanbul'a karşı bir hareketmiş gibi ya da bir isyan gibi, kutsal isyan gibi nitelendirmeler var. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Evet. Yani burada bir ideolojik bir angajman da söz konusudur. Evet. Bunu daha temkinli okumamız gerekiyor bu metinleri. Tarih bilmemiz de gerekiyor. Tarihi bilmek ve yani doğru yorumlamakta fayda var. Yani olayları kendi akışı içerisinde yorumladığımız zaman ile bugünden bakarak bir takım çıkarımlar ya da bir takım kurgular yapmak arasında fark var. Evet. Dolayısıyla genel akışı içerisinde böyle bir isyan bahis mevzu değildir. Bunun demekle iktifa edeyim. Çünkü burada baktığımız zaman hani özellikle Amasya genelgesine kadar Mustafa Kemal de buna dahil ki daha sonrasında yanındaki diğer paşalar da mesela hala daha Osmanlı Devleti'nden tabii, maaş tabii, alan tabii. askerlerdir değil mi hocam? Yani tabii ki yani kadrolu asker var. Aynen. Ne zaman sorun çıkacak işte biraz sonra bahsedeceğiz muhtemelen. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'dan geri çağrılması istenecek. Şimdi oraya kim gelelim. İsteyecek? Kim isteyecek? Bu önemli. İtilaf devletleri. Yani, İngilizler, Fransızlar. İstanbul'da bastırarak altında. Tabii ki İstanbul işgal altında ve İstanbul'da sabah akşam hükümetten rapor isteyen bir işgal kuvvetleri komutanlığı var. Evet. Padişahın yakın koruması dahi enterne edilmiş vaziyette. Bir sonraki fotoğrafımızda zaten göreceğiz. Ama evet. Buraya kadar gelen süreçte şunu söyleyeceğim. Şimdi Mustafa Kemal Paşa siz dediniz ki Osmanlı Genelkurmayı'nın aldığı bir karar var. İşte çeşitli paşalar, Refet Paşa, tabii. Kazım Karabekir bir ay önce, Mustafa Kemal Paşa işte Mayıs ayında, Samsun, Amasya burada bir araya geliyorlar. Hep beraber bir genelge yayınlıyorlar. Amasya genelgesi. Hı. Sonrasında Mustafa Kemal askerlikten istifa ediyor diye biliyorum. Şöyle yani bu Amasya genelgesinde bir de Sivas'ta kongre toplanacaktır diye bir ifade var. Yani evet. Mustafa Kemal'in Sivas'ta düzenlemek istediği bir kongre var. Fakat ondan önce Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin başlatmış oldukları bir kongre çalışması var. O da Erzurum Kongresi. Onun çalışmaları daha devam ediyor. Bu onlar daha önceden başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi öncesi madem bu hazırlıklar var oraya katılalım diye Amasya'dan Erzurum'a geçecek. Ve oradaki kongreye katılacak. Fakat bu süreç içerisinde İstanbul'dan büyük bir baskı var. Yani hem hükümete hem saraya. Mustafa Kemal Paşa'nın buradan görevine son verilmesi istenecek ve Mustafa Kemal Paşa nihayetinde bu yazışmalar neticesinde istifa edecek. Ve Erzurum Kongresi'ne sivil bir kişi olarak katılacak. Ekranda gördüğümüz fotoğrafta bunu gösteriyor evet. zaten. Kazım Karabekir askeri üniformayla evet. Ama Mustafa Kemal. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa şey oldu, başkan oldu. Yani kongrenin reisi olarak seçildi. Ve yine bu kongrede oluşturulan heyeti temsiliyenin de başkanı oldu. Yani sivil olarak geldiği evet. toplantıda, hiçbir yetkisi olmayarak geldiği toplantıda evet. orada kongre başkanı seçilerek aslında... Aslında liderliğini göstermiş oldu. Evet. Yani lider kabiliyeti ortaya çıkmıştır. Bundan sonra da lider olarak devam edecek. Kazım Karabekir'in de büyük bir fonksiyonu Şimdi, var burada. Şimdi tabii ki Erzurum Kongresi'nin arkasında ve Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın katılmasında Kazım Karabekir var. Erzurum Kongresi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın ayrı bir fonksiyonu var. Sivil olmasına rağmen bir askerin Mustafa Kemal'e karşı selam vermesi aslında burada da bir mesaj var. Elbette çünkü Kazım Karabekir daha İstanbul'dayken Mustafa Kemal Paşa ile bu meseleleri görüşmüşlerdi. Yani Anadolu'da ne yapacağız, ne edeceğiz? Şöyle bir cümlesi var. Şişli'de Mustafa Kemal'in evet. Evinde görüştüklerinde Kazım Karabekir'in ifadesi şu şekilde. Paşam, vatanın kurtuluşunu ancak Anadolu'dan başlatacağımız mücadeleyle başarabiliriz. Burada kalmamız sakıncalı ve boşuna. Gelin başımıza geçin bir an önce kurtuluş savaşımızı başlatalım diye bir evet. sözü var Kazım Karabekir Doğru. Paşa'nın. Doğru. Yani o sözün gereği de bu fotoğraftır. Evet, evet. Yani orada İstanbul'dan başlayan, Taşişli'deki o evden başlayan süreç Erzurum'da bu fotoğrafla aslında zirveye çıkıyor. Ve milli mücadelenin de asıl Amasya genelgesinden sonra artık her bölgeden özellikle Doğu Anadolu ve Hı-hı. Trabzon'dan gelen kişilerle burada temsil edilen oluşturulması Erzurum'da. Milli mücadelenin de başlıyor. Mustafa Kemal buradan
Sivas'a geçiyor. Arkadaşlarıyla birlikte yine. Evet. Şimdiki fotoğrafımız, ekrana yansıyan fotoğrafımızda zaten geniş, kalabalık bir kitle. Burada Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nde çekilmiş evet. bir fotoğrafı görüyoruz değil mi hocam? Eylül, Sivas Kongresi 1919. Evet. Sivas Kongresi'nin önemi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri. Yani Anadolu'da evet. bu hareketi başlatmış olan bütün o derneklerin, cemiyetlerin bir çatı altında toplanması. Bu son derece önemli bir aşama. Fevzi Paşa'nın söylediği o çoban ateşleri evet. artık burada... Bir araya getirilmiştir. Aynı merkezdedir ve aynı hedefe doğru yönelmiştir. Evet, artık çünkü hepsi... bu dağınıklık, Anadolu'daki dağınıklık önlenmiş oluyor. Yani başarı da burada yatıyor herhalde. Temel burası aslında yani... Sivas'ın çok ayrı bir yeri var bizde. Evet, Sivas Kongresi ile beraber Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin bir araya gelmiş olması evet. Ve beraberce hareket edilebilir olması mücadeleye büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu birlikteliği gösteren en güzel fotoğraflardan birisi aslında ekrandaki fotoğraf. Çünkü askeri, sivili, sarıklısı, cübbelisi, tabii büyük, ki, yani her yani o dönemde evet. Osmanlı'yı temsil edecek her... Toplumun bütün katmanlarından katılım evet. söz konusudur. Yani bu bir aydın hareketi yahut bu bir asker hareketi evet. değildir. Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi birçok yerde bunu görüyoruz. Aksine bütün katmanlardan katılım söz konusu. Evet. Bu Sivas Kongresi gerçekleşiyor. Sivas Kongresi bitiyor. Aslında bitmiyor. Sivas Kongresi bir başlangıç. Evet. Yani kongre bitiyor ama... Bazı şeylerin... Temsil heyeti aşağı yukarı 108 gün Sivas'ta kalmış. 108 gün? 108 gün Sivas'ta kalıyorlar ve akabinde Ankara'ya intikal evet. ediyorlar. İşte Ankara'ya geçiş 27 Aralık 1919. Evet. Yani ama ondan sonra Amasya mülakatı var. O çok önemli. İstanbul'la görüşüyor. İstanbul'da Ankara'nın veya Anadolu'nun mutabakatı diyebiliriz. Evet. Ve o mutabakattan genel seçimler kararı çıkıyor. Genel seçim de mutabakat sağlanınca Aralık ayı itibariyle Türkiye'de yeni bir genel seçim yapılmış ve Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da açılmıştır. Evet. Ama bir süre sonra dağıtılıyor o meclis. Evet, çünkü bir süre sonra bu son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararını alıyor. Evet, bu önemli. Şimdi, çok önemli. Misak-ı Milli kararlarını alan aslında bu son seçimlerde seçilen Osmanlı Mebusan Meclisi. Tabii İstanbul'daki meclis bunu deklare edince bütün dünyaya İtilaf Devletleri harekete geçiyor ve İstanbul'u 16 Mart 1920 İstanbul'un işgali evet. gerçekleşiyor ve ardından da meclisi basıyorlar. Meclis basıldıktan sonra meclisteki birçok milletvekili tutuklanıyor ama kalanları da başta meclis başkanı olmak üzere Anadolu'ya intikal evet. ediyorlar. Şimdi bu fotoğrafa gelelim. İstanbul'da bir işgal söz konusu, İstanbul'da evet. işgal gerçekleşiyor, meclis basılıyor, bazı milletvekilleri tutuklanıyor. Evet. Kaçabilenler de az önce sizin ifade ettiğiniz gibi meclis başkanı evet. dahi Misak-ı Milli'nin altına imza atan o milletvekilleri, heyet evet. Ankara'ya kaçıyor. Evet. Çünkü Sivas'taki heyet de Ankara'ya geldi ve evet. Ankara'da bir meclis açılıyor. Oluşacak. Evet. Şimdi İstanbul'un işgaliyle beraber Mustafa Kemal Paşa heyetim temsiliye reisi sıfatıyla ki aynı zamanda Erzurum mebusudur. Evet. Bir beyanname yayınlayıp meclisin Ankara'da açılacağını ifade ediyor evet. ve davet ediyor herkesi. Ve gelebilenler gelsinler, gelemeyenler için yeni bir seçim daha yapılıyor ve nihayetinde bir ay içerisinde de 23 Nisan 1920'de Ankara'da bu gördüğümüz büyük katılımla evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 16 Mart'ta İstanbul işgal edildi. 23 Nisan'da, 23 Ankara'da, Nisan'da Ankara'da meclis evet. açıldı. Meclisin açılması da aslında çok özel bir fotoğraf. Şimdi şöyle yani hep onu vurguluyoruz. Meclis diğer meclislerin açılışından çok daha fazla dini törenle açılmıştır. Evet. Yani Ankara'daki meclis büyük bir dini merasimle açılmıştır. Bu tabii ki Ankara'nın meşruiyeti bakımından, evet. meşruiyetini sağlamlaştırmak bakımından, halk nezdindeki itibarını yükseltmek bakımından düşünülmüş bir şeydir. Ama netice itibariyle bu dini törenler yapılarak
açılmıştır. Cuma günü, cuma namazı. Tabii niye 23 Nisan diye bazen spekülasyon yapılıyor. Bunun sebebi gayet açıktır. Cuma'ya denk getirmek yani. Kastı vardır. O gün cuma mübarek namaz... bir gündür. Evet. Mustafa Kemal'in tabiridir. Cuma'nın feyiz ve bereketinden müstefit olmak için Cuma'ya denk getirdik. Tesadüf ettirdik diyor. Evet. Cuma namazı kılınıyor. Orada... Hacı Bayram Veli'de Cuma kılınıyor. Cuma'dan çıkıldıktan sonra Hacı Bayram Veli'nin şeysi, sancağı şerifi, efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim yani önde hocalarla ve baş üzerinde taşınıyor. Evet, böyle şu şekilde. Evet. Sakalı şerif de var. Evet. Bu atmosfer içerisinde meclis önüne kadar gidiliyor. Bu arada hatimler okunmuş, Buhari-i Şerifler okunmuştur. Ve bunların hatim duası meclisin önünde yapılıyor. Bu, buna dua ediliyor. Evet. Ondan sonra besmele ile meclise girişiliyor. Evet, kurbanlar kesiliyor. Evet. İçeride de dua edilmesi devam ediyor. Yani bir süre daha orada bir süre daha ediliyor. Açıldıktan evet. Sonra dualar ediliyor ve meclis açılıyor. Evet. Artık milli mücadelenin yönetimi Ankara'dan. Meclisten. Evet, meclisin kontrolünde. 155 tane milletvekili ilk mecliste i̇lk olduğu. İlk gelenler aşağı yukarı o kadar. 155 kişi evet, oldu. Çünkü söyleniyor. Ben şeyi saydım. Yani birinci mecliste de aşağı yukarı 110-120 kişi falan alacak kadar kapasite var. Evet. Şimdi bir sonraki fotoğrafa geleceğiz. Bu arada geçen bir süreç var. Birinci meclis milli mücadeleyi kazanıyor. Evet. Milli mücadele artık gidiyor. Yani şunu altını çizmemiz lazım ki işte bizim büyük babalarımızın katılmış olduğu bu milli mücadele savaşları son derece zor olmuştur. Yani şartlar fevkalade aleyhimizedir. Evet. Artık varımızı yoğumuzu dişimize takarak yapılmış savaşlardır bunlar. Son şeyler kullanılmıştır, imkanlar kullanılmıştır. Ve netice itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sakarya Harbi'nde 150 bin kişiyi, büyük taarruzda 200 bin kişiyi seferber etme kudretine ulaşmıştır. Ve bu askeri güç neticesinde 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgalden kurtarılmasıyla milli mücadelenin askeri safhası son bulmuştur. Bundan sonra hızlı bir diplomatik süreç başlayacaktır. Hemen bir ay içerisinde Mudanya Mütarekesi. Evet, bu gördüğümüz şey artık Lozan'ın imzalanma safhatıdır, evet. Safhasıdır. Burada tabii ki bura kolay ulaşılmamıştır. Aralık 1922'den işte 20 Temmuz 1923'e kadar süren bir şey var. Arada bir kesintiye uğruyor. Şubat'ta bir kesiliyor, sonra Nisan'da tekrar başlıyor. Ama muazzam bir şey, diplomatik savaş yani. Evet, bunun kesinlikle. Adı da savaş. Orada kıran kırana bir mücadele ediliyor. Orada sadece İstiklal Harbi'nin değil, Birinci Cihan Harbi'nin ve daha doğrusu Şark meselesinin hallidir Lozan. Evet. Şark meselesine, Batı'nın kafasındaki Şark meselesine bir hal çare olarak Lozan'dır. Ve Lozan, Birinci Cihan Harbi'ni de bitiren anlaşmadan sayılır. Bizim açımızdan bitiren anlaşmadır. Evet. Artısıyla, eksiğiyle o dönemde... Netice itibariyle o günkü gücümüz nispetinde... Bu önemli aslında evet, hocam. O günkü yani gücümüz nispetinde bu. Kurtarabildiğimiz vatan coğrafyası budur. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Harb-i Umumi'ye girdiğimizde aşağı yukarı 4 milyon kilometre karedir Türkiye. Evet. Savaştan çıktığımızda 1 milyon 250 bin kilometre karedir misak-ı milli aşağı evet. yukarı. Sevr'de bize önerilen 300 bin kilometre karedir. Evet. Lozan'da elde ettiğimiz 780 bin kilometre. Ortalama. Yani nereden baktığınıza göre değerlendirme yapabilirsiniz. Her taraftan. Ama şu bir gerçek ki netice itibariyle 1922 Türkiye'sinde gücü nispetinde elde edebildiği şey budur. Eksiği var mıdır? Vardır. Zaten, bu eksiklerde zaman içerisinde telafi edilmek Cumhuriyet'in üzerindeki görevdir. Evet, şimdi aslında üzerinde durulması gereken programında özetleyen cümleyi siz söylediniz. Lozan'ı imzalayan kadrolar dahil Lozan'da değişiklik yapmış. Misal Boğazlar meselesi, misal Hatay meselesi. Tabii. Yani burada aslında bu imzalayan kadronun sizin dediğiniz gibi bize bir mesajı var. Elbette şartlar oluştuğu zaman Lozan'ın eksikleri giderilir. Evet. Eksik kalanlar yok mudur? Vardır.
Bunlar zaman içerisinde konjonktüre göre, gücümüz nispetinde halledilmiştir. Halledilmesi de gerekir. Gerekir. Bundan sonra da bu şekilde devam edilebilir. Son fotoğrafımıza gelelim. 10. karemizde artık Lozan Barış Anlaşması imzalandı ve evet, yani Temmuz kuruldu. İtibariyle 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan imzalandı. Akabinde İstanbul'un boşaltılması, Ankara'nın başkent yapılması ve netice itibariyle 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyet'in ilanı arada söz Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de de Cumhuriyet ilan ediliyor. Evet. Bu fotoğrafta Cumhuriyet'i biz böyle kazandık tabii diye ki, bir yani yazı var. Bu sanki Türkçe, hani Latin harfleriyle evet, çünkü yazılmış. Bu daha sonraki kutlamalarda mücadeleyi hatırlatmak babından yapılmış bir temsili gösteri. Bu geçitlerde filan çok yapılıyor. Cumhuriyet bayramlarında bazen hala yapılıyor. Onu hatırlatmak için, yani burada görmemiz gereken şey yine bu mücadeleyi hep beraber yaptık. Evet. Çünkü burada gerçekten halkın bütün kadınlı, erkekli, çoluk, çocuk, asker, sivil hep beraber bu mücadele kazanılmıştır. İnebolu'da mesela Mustafa Kemal'in o İstiklal yolunda, Kastamonu, İnebolu'dan geçen Şerife Bacı'nın üzerindeki örtüyü alıp, çocuğun üzerindeki örtüyü alıp merminin üzerine örtmesi aslında milli mücadelenin ruhunu buradaki fotoğraftaki ana fikri de bize vurgulayan noktadır diye düşünüyorum. Doğru, çok haklısınız. Buna benzer olaylar son derece Anadolu'da bütün mücadele boyunca yaşanmıştır. Fedakarlıklar olmadan da zaten böyle zaferler, milli zaferler kazanılamıyor. Evet. Evet. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Son olarak eklemek istediğiniz ben bir şey var. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani kazanılan zaferlerin yaşatılması önemlidir. Evet. Bunun yaşatılması da bir daha ziyade hem doğru anlamak, anlamlandırmak, genç nesillere anlatmak ve bu zaferleri sanatla buluşturmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunu burada aslında Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum ben de. Beni övme sözlerini bırakınız diyor kendisi de. Artık bundan sonra bu ülke için, bu toprak için, bu vatan için neler yapabileceğimize bakalım. Yani hani kuru kuyruya bir şeyler söylemek, sadece nutuk atmaktan ziyade artık Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üzerine nasıl taşıyacağız? Bu ülke için ortaya neler koyacağız? Bunları düşünelim, bunlara bakalım. Ve birlikte bunlara kafa yoralım. Çok doğru. Aslında. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani ben bu nesle büyük nesil diyorum. Evet. Bu büyük nesil imparatorluğun cenazesini kaldırmıştır ve yeni bir cumhuriyeti kurmuştur. Kendi güçleri nispetinde yapabildikleri, kendilerine düşen şeyi yapmışlardır. Bugün görev bizdedir. Evet. Biz onlardan en az onlar kadar bir performans göstererek işimizi yapmamız gerekiyor. Bu bir sancak yarışıydı. Sancak onların elindeydi. Onların elinden aldık. Artık bu sancağı daha ileriye taşımak, bu devleti daha güçlü hale getirmek bizlerin görevi. Bizden sonrakilerin artık görevi. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gördük sizi. Sağ olun. Evet efendim. Profesör Doktor Ali Satan hocamla birlikte 10 karede Cumhuriyet'in öyküsünü konuşmuş olduk. Dilimiz döndüğünce bilgiler ışığında sizlere Cumhuriyet'le, Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bir şeyler anlattık. Ancak ben özellikle bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Çünkü biz sınırlı vakitte ancak bu kadarını konuşabildik. Tabii. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyen kardeşlerimiz, yani ben bu konuyu derinlemesine incelemek istiyorum. Mesela 17 aylık süreçte biz 3 tane kongre konuşabildik ama onlarca kongre yapıldı. Bunların hepsiyle ilgili ayrıntılı bilgiyi Ali Satan hocamın Ya İstiklal Ya Ölüm adlı bu eserinde ayrıntılı bir şekilde okuyabilirler. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Efendim, ben teşekkür ederim. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 97. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu özel programında sonuna geldik. İnşallah başka bir programda görüşmek duasıyla sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.